Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bıyıklı. Bugün sizlere farklı bir çalışmadan bahsedeceğim. Evet, bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar, bildiğimiz gibi aslında PNG olarak insanları kullanmayı projelerimizde yer edinmiştik. Bunun dışında arkadaşlar, sizlere projelerin dışında bu insanları ya da PNG dosyalarını nasıl illüstratif bir görüntü haline getirebiliriz illüstrasyonla size bundan bahsedeceğim. Evet, şimdi şöyle hazır bir tane elemanımızı alalım arkadaşlar. Şöyle resmi farklı kaydedelim. Şöyle masa üstüne kaydediyorum. İllüstrasyon dosyamı atacağım. Görmüş olduğunuz gibi illüstrasyon dosyamı attım. İşte büyütüp küçültürsem bunun dosyanın özelliklerini görebiliriz. Tabii önden bir görünüşümüz var. Bunun için birkaç tane doku örneği oluşturmamız gerekiyor. Ve aslında birkaç şey burada yapabiliriz. Bunların hepsini ayrı ayrı seçip arkadaşlar şimdi yapacağız. Ayrı ayrı katmana gerek yok. Adobe Illustrator'da şöyle kalem aracı alıyorum arkadaşlar. Burada dolgu aracımı, şöyle damlalık aracımı alıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle birazcık daha şey olabilir. Evet, insan rengi bu olabilir. Şöyle tekrardan kalem aracıma geliyorum. Ve kalem aracımdan şöyle insanın, evet, kafa olan kısmımı yapacağım. Tabii daha sonra saçımızı, gözlüğümüzü falan hepsini yapacağız. Öncelikle temel olarak şöyle boyun kısmını yapıyoruz. Şöyle birleştiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bu şekilde yapmış oldum. Tabii bunun üzerindeki değiştirmeleri şöyle yapacağım arkadaşlar. Evet, şöyle bağları aslında şöyle doğrudan seçim aracıyla seçim yapabilirim. Ve bu seçim araçlarıyla birazcık daha şunları üzerinde oynayabilirim arkadaşlar. Şöyle hatta şu yola bir bakalım. Şu yolda şöyle bağlantı ekleme aracıyla şu köşeden bir bağlantı ekliyorum. Daha sonra bunun üzerine tıklıyorum. Şöyle bunu şöyle birazcık daha uğraşacağım. Daha sonra buradaki yeri bu şekilde yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Temel olarak şimdi birinci tarafı yaptık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ikinci, istiyorsanız şu beyaz olan kısmı sizlerle yapalım. Evet, şöyle kalem aracına tekrardan geçiyorum. Renk olarak bu sefer beyaz olarak bir renk atayacağım ve şöyle, evet, yeni gömleğimizi şöyle üzerine geçerek yapıyorum arkadaşlar. Tabii kol hizası. Evet, bu şekilde de bitiriyorum. Daha sonra şöyle doğrudan seçim aracımı seçerek şuradaki bağları yerinde birkaç yerde oynatacağım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bağları şuraya getiriyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz üzere bir şeyini yaptık. Şimdi hatta şuradaki bağımızı da şöyle birazcık daha üzerine işleyebilirim. Evet, bunları birazcık daha oynatacağım. Daha sonra kalem aracıma bağlantı nokta aracına geçeceğim. Şöyle bir bağ oluşturacağım. Buradaki aslında doğrudan seçim aracının kısa yolu A arkadaşlar. Şöyle A ile şuradaki bağları şöyle, hatta bir geri gidelim. Şöyle doğrudan seçim aracı bağ seçip şöyle birazcık oynatacağım. Evet, bir taraftan tabii insanımızın işte kafasını ve gövdesini yapmış olduk. Şöyle hemen pantolonunu da yapalım. Tabi yapmadan önce şöyle kalem aracına geçeceğim. Fakat şöyle rengin şuradaki rengini seçmiş olacağım. Şöyle damlalık aracına geçiyorum. Yani şu renk biraz daha iyi gibi. Şöyle tekrardan kalem aracına geçiyorum ve başlıyorum artık şöyle pantolonumu yapmaya.
Evet, üzerinden geçiyorum şöyle arkadaşlar. Tabii üzerine birkaç tane daha değişik şeylerden bahsedeceğim. Evet, pantolonumuzun hizası aslında şurada bitecektir. Şurada birazcık daha şöyle üzerinden geçeceğim. Ve zaten arka tarafından kalabilir arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha bağlantıyla pantolonumu bitirmiş oluyorum. Evet. Tabii pantolonumuzu yapmış olduk. Şimdi diğer taraftan kemerimizi de hemen şöyle yapalım. Tabii geçmeden önce kemerimiz şöyle bir siyah. Kalem aracıma geçiyorum. Şu kısımdan şöyle aslında üzerindeki bağlantılar üzerinden gidip bu şekilde bir kemer bağlantısı şöyle oluşturabilirim. Evet, daha sonra bağlantımı bitiriyorum. Şöyle. Evet, daha sonra şimdi bu kolumuzda bir tane bir örtü gibi bir şey var. Onu oluşturmak için şöyle düzenli kısmından şöyle en alta gönder kısmına atıyorum. Ama Ctrl Y'ye bastığım zaman arka planda bunu ifade olarak göreceğim. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle düzenli kısmından en alta gönder kısmına geçiyorum. Düzenle, en alta gönder. Evet, elimizi ve şöyle bir taraftan tabii ki de şöyle bir paltomuzu ve içeceklerimizi de yapacağız. İstiyorsanız şöyle kravatımızı yapalım arkadaşlar. Hazır. Şöyle gelmişken üzerimizden şöyle bir kravat yapmış olalım. Evet, şöyle de bağlayıp bitiriyorum. Tamamdır. Bunu da şöyle düzenli kısmından en alta gönder ifadesini kullanacağım buraya. Tabii bir taraftan şöyle damlalık aracımla elimdeki pet şişeyi de yapabilirim. Şöyle seçeceğim kendisini. Evet, şöyle yaklaşık elimizde tutmak için şöyle bir evet, içecek şeyi de yapıyoruz. Tabii bunu da böyle çok basit şekillerde oluşturuyorum arkadaşlar. En arkaya gönder. Şimdi tekrardan şöyle bir elimizin rengini alıp şöyle kalem aracıyla bu sefer elimizi evet seçiyoruz. Yani illüstrasyon oldukları için arkadaşlar çok fazla şeye gerek yok. Bir taraftan tabii şuradaki şöyle damlalık aracımızı şöyle aynı şekilde üstüne basarak aynı rengi getirmiş olalım. Bir taraftan işte görsellemelerimizi şöyle Ctrl Y'ye basıyorum. Elini yapmış olduk. Şöyle kolunu yaptık. Şimdi şöyle damlalık aracımı alaraktan paltonun renginde bir illüstrasyon oluşturacağım. Evet, şöyle kalem aracımı seçiyorum. Tekrardan şöyle yavaşça üzerinden geçiyorum. Daha sonra şöyle bitiriyorum. Burada da aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi düzeltme aracına geçiyorum. Yani istiyorsanız hatta şöyle doğrudan seçim aracıyla şu bağları, affedersiniz, şuradaki bağları birazcık daha oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bağlarını hatta şuradan evet bağlantı noktası silme aracıyla şuradaki bağlantıları sileyim. Daha sonra şöyle doğrudan seçim aracıyla şu bağlantıyı birazcık daha yaklaştırayım elime. Evet, şöyle daha güzel oldu. Şimdi bir tek şu işlem kaldı. Şöyle düzenle, en arkaya gönder. Yüzümüzde bir tane de tabii şöyle bir şey olsun. Güneş gözlüğü olsun. Onun için de şöyle bir rengimizi alalım. Siyahımsı biraz. Yani yuvarlak bir renk almayacağım. Şöyle kalem aracıyla bunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şu bir. Daha sonra şöyle ikinci bir gözlük şeyimizi oluşturalım. Daha sonra tabii gözlüğümüz
Buradan şöyle bir bağlantı oluşturacağım. Şöyle kulak tarafından şöyle biraz burayı bağlayacağım. Tamam. Şöyle bağlantı moduna geçirerek doğrudan seçim aracıyla burayı seçiyorum. Şöyle yani bu noktaları birazcık daha küçültebilirim arkadaşlar. Çok fazla büyük yapmama gerek yok. Zaten kulağın arkasına doğru geçiyor. Bir taraftan şöyle bir dikdörtgen aracı oluşturup şu arayı da bağlayabilirim aslında. Şöyle düz olarak normal seçim aracıyla. Evet. Şöyle bir bakalım. Bence gayet güzel. Şimdi arkadaki resmi sileceğim arkadaşlar. Hatta şöyle görüntüyü düzenle en alta gönder diyeyim. Evet, bir taraftan arkadaki şöyle kafamızda biraz şey olmuş. Şöyle biraz açalım kendisini. Bakalım başka ne gereksinimimiz var. Bir taraftan evet ayakkabısını yapmamışız. Şöyle hemen ayakkabısını da yapacağım. Hazır aynı renkteyken. Şöyle kesiştirip şöyle birazcık daha oval noktaya getirmiş olacağım. Şu noktadan bağlayacağım. İkinci şöyle ayakkabı tarafımı da aynı şekilde şöyle oluşturacağım. Tabii bunlar arkadaşlar çok daha detaylı bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani benim burada size göstermiş olduğum şekilde çok basit manada şu anda göstermiş oluyorum. Yani temel manada bir görüntü oluşturduk. Hatta şu rengi biraz kirli bir renk yapalım. Şöyle. Yani burada aslında şöyle birazcık daha üzerinde gömlek şeyi veren bir gömlek hali veren aslında bir tip de yapabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz bir şekilde arkadaşlar bir şeyimizi oluşturduk. Fakat arka planda Ctrl+Y'ye basıyorum. Arka planda şöyle bir kravatım gelecek. Öncelikle bunu öne getir diyeceğim. Hatta en öne getir diyorum. Daha sonra burada bir içeceğim vardı. Bunu da şöyle düzenle en öne getir diyeceğim. Daha sonra şu gördüğüm iki tane kolum vardı. Bunları şimdilik düzenle en öne getir diyeceğim. Şimdi Ctrl+Y'ye basacağım. Bakın şunun rengi değişmiş. Şöyle bir evet içecek rengi şey yapmıştık. Fakat bu geride duracaktı arkadaşlar. Şöyle yolun üzerinde iki kere tıkladım. Şöyle SC basıyorum tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi yani bu şekilde de bir görüntü oluşturduk. İlk baştaki görüntümüz zaten başlı başına çıkmış olan bir ifadeden yani bu şekilde bir görüntümüzü Illustrator'da herhangi bir şey kullanmadan çok basit bir şekilde aslında illüstrasyon görüntüsüne oluşturmuş olduk. Bu şekilde de bir illüstrasyon çalışmamı oluşturdum. Hemen bunu şimdi bu JPEG olarak kaydediyor. Fakat ben bunu şöyle farklı kaydedeceğim. Masa üstüne Illustrator diye kaydedeyim. Şöyle bir evet, Illustrator CC PDF uyum dosya genişliğini oluştur. Tamam diyorum. Bunu bu şekilde oluşturuyorum. Görüntümü oluşturdum arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir bakalım hatta. Evet, People Illustrator AI dosyası. Ve istiyorsam hatta şöyle şey de yapabilirim. Farklı kaydet. Şöyle PDF olarak şey yapalım. PDF Illustrator Desktop diyorum. Ve bunu genel olarak Illustrator varsayılan üzerinden PDF kaydet diyorum arkadaşlar. Herhangi bir kayıt altına almıyorum dosyama. Ve şimdi bakalım en son kaydettiğimiz bir dosya nasıl gözüküyor. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunu bu şekilde yani çok basit bir şekilde aslında oluşturduk insanımızı. Bunu istiyorsak şöyle PDF şeklinde Photoshop'a atalım. Photoshop'ta da burada bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet burada arkadaşlar şöyle People Illustrator şöyle dosya olarak görüntüyü
oluşturuyorum. Ve oluşturduğumda attığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Burada insanımı bu şekilde atmış oldum ve insanımı bu şekilde kullanabilirim. Aslında daha detaylı bir şekilde bunun bir serisini de yapabilirsiniz. Bu sadece dediğim gibi internetten bulduğumuz herhangi bir insan örneği. Bunu aslında kendi insan galeriniz üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey yoktur aslında. Herhangi bir yerden indirdiğiniz işte örnekleri kendi üzerindeki renkleri kullanarak arkadaşlar insanlarınızın illüstratif görüntüsünü oluşturabilirsiniz bu şekilde. Ve bugün de böyle bir konu anlatmak istedim arkadaşlar illüstrasyonda. Yavaş yavaş Adobe Illustrator'a geçiş yapacağım. Yani birkaç şey bakımından arkadaşlar böyle grafikleri oluşturma açısından. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.